Dostlar merhaba, bu programa başlarken sizden bir ricam var. Videomuzu izleyen her arkadaşımız bunu yaysın, WhatsApp'tan atsın, görünürlüğünü arttırsın, Twitter'da paylaşsın, Instagram'a atsın. Sebebi şu, birazdan anlatacağım şeyle ilgili muhtemelen bir sonuç alamayacağız. Yani hakkımız çiğneniyor ve biz bu hakkı yeniden alamayacağız. Fakat en azından şu rahatlama sekansının bizim gibi haksızlığa uğrayan insanlar tarafından paylaşılmasını, onlarla hiç değilse bu dertleşmenin gerçekleşmesini ümit ediyorum. Çünkü sadece boşalmak için anlatacağım bunları. Şimdi dün fark ettik. Bir dostumuz atmış. Sonra kurcaladık. Başka şeyler de bulduk. Cumhurbaşkanlığının kütüphanesinde, tırnak içinde millet kütüphanesi. Sarayda millet kütüphanesi mi olur? Neyse. Tamga Türk'e giriş yasaklanmış. Sonra fark ettik ki KYK yurtlarında yine Tamga Türk engelli. Sonra test yaptık. İsmail Ağa'ya, yok işte Risale'ye, bilmem zımbırtıya, şuna buna girmeye çalıştık. Giriliyor buralarda. Tamga Türk'e girilmiyor. Arkadaş, ya biz vergi mükellefiyiz ya. Biz vergi veriyoruz. Bak, Tamga Türk vergi veriyor. Kıç kadar para giriyor bizim şeyimize, kasamıza. Ondan da kuzu kuzu her ay vergimizi ödüyoruz. 3 ayda bir ödüyoruz. Çalışanlarımızın SGK'sını tam yatırıyoruz. Onlar adına o vergiyi de devlete ödüyoruz. Her işimiz yasalara uygun. Erişim engeli geliyor, gereğini yapıyoruz. Bilmem bir düzenleme geliyor, gereğini yapıyoruz. Ulan siz kimsiniz ki engelliyorsunuz bizi ya? Sizin bunu engelleme hakkınız yok kardeşim. Sen kimsin? Orada bir memur. Asalak bu arada. Aldığı parayla hak etmeyen bir adam. Devletin, kamunun, milletin, yani benim kesemden geçinen ve hiçbir alta yaramayan bir insan. Orada bir tuşa basıyor ve beni engelliyor. Nasıl engelleyebilir ya? Nasıl olabilir kardeşim böyle bir şey? Bu adamın memlekete, millete, devlete faydası ne ki? Tamga Türk'ün onda biri, yüzde biri, binde biri, milyonda biri kadar faydası mı var? Eğitimi ne bu adamın? Ünvanı ne? Yetkisi ne? Neyden kaynaklanıyor bu yetkisi? Nereden alabiliyor bunu? Hangi bilgiye, hangi irfana, hangi ilme dayanarak böyle bir karar verebiliyor? Bu Türk milleti için zararlı bir sitedir, Türk gençleri için zararlı bir sitedir, bunu engelleyelim diye. Neye binaen böyle bir karar verebiliyor? Tamga Türk'ün ve benim emeğimizin binde biri kadar bu millete faydası olmuş mudur? Tamga Türk'e giren genç neyi görür kardeşim? Milyonlarca kişiden oluşan çok büyük bir dünyanın parçası olduğunu görür ve bundan gurur duyar. Dünyanın her yerinde zulme uğrayan, gadre uğrayan, haksızlığa uğrayan Türkleri görür ve onların derdiyle hemhal olur. Tarihte ve bugün zulme, istibdada baş kaldıran Türklerin hikayelerini okur ve onlara özenir. Bu mu zararlı gördüğünüz şey? Bu yüzden mi engelliyorsunuz bizi? Bakın, bizi mesela insanlar izlemeyebilir. Diyelim ki bir video çektik, bir yazı yazdık, bir site kurduk. Bizi takip etmeyebilirler. O onların özgür iradesidir. Buna saygı duyarım. Ha, ben bir kulak bulduğum sürece konuşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Tek bir kulak bulduğum sürece konuşacağım. Tek bir okur bulduğum süre yazacağım. Bana teveccüh gösterilmiyorsa bu insanların kendi iradesiyle olmalı. Bahadran Nişastan, kötü konuştun. Bahadran Nişastan, kötü yazdın yahut ilgimi çekmiyor, beğenmedim, buna varım. İnsanların bizi beğenmeme hakkı vardır. Yahut mesela özel şirketler, Google bizi engelledi biliyorsunuz. Büyük bir darbe aldık. Ama dedim ki yani yiğit o ki attan düşe atlana. Elçi Bey'in sözüdür rahmetlinin. Attan düştük, atlanmayı bileceğiz dedim. Bir şekilde bunu çözeceğiz. Ama bana kamu eliyle bir engelleme gelemez kardeşim. Ben vergi mükellefiyim. Askerliğimi de yaptım. Vergimi de ödedim. Her kanuna da uydum. Her işimi düzgün yaptığım için bir sürü başıma iş de geldi bu arada. Dezavantajlı hale geldim. Böyle yapmayan insanlar benim önüme geçti. Avantajlı hale geldiler. Beni kamu eliyle engelleyemezsiniz. Benim emeğim olan hiçbir kurumu kamu eliyle engelleyemezsiniz. Neyi yanlış yaptık? Bize o zaman Türk kanunlarına göre kurulmuş bir şirketiz kardeşim biz. Bize kanuna uygun bir tebligat yollayacaksın. Seni Muzur Neşriyat kategorisine soktum diye. Ne demek öyle kafana göre bir vergi mükellefinin kamusal alandaki görünürlüğünü engelliyorsun? Ya sen kimsin? Benim oy hakkımı engellemek gibi bir şey bu ya. Benim sokakta yürüme hakkımı engellemek gibi bir şey. Sen kimsin ki böyle bir şeye karar verebiliyorsun? Hangi mekanizma böyle bir şeye karar verebilir? Bir suç işlediysek açacaksın davanı, yargılatacaksın beni, atacaksın içeri. Tamga Türk'ü de kapatacaksın. Ve ilan da edeceksin bunu. Bu Muzur Neşriyat'tır diye. Sen kimsin bizi engelliyorsun? Kafana göre. Ne yaptı? Girdi, dedi ki bunlar engellensin, bunlar engellenmesin. Kim öbürleri? İşte İsmail Ağası, yok Nurcusu, yok yazıcısı, yok bilmem nesi. Ulan onların sitelerinde porno var lan, porno. Yok tersten mi ilişkiye girilir, yok önden mi ilişkiye girilir, yok dört karıyla anında girilir mi, yok şöyle seks yaparsak nasıl olur? Başka hiçbir bok yok adamların sitesinde. İşleri güçleri vatandaşın apış arası. Bu gençler için Muzur Neşriyat değil, bu millet kütüphanesine gelenler için Muzur Neşriyat değil, Tamga Türk Muzur Neşriyat, öyle mi? Lütfen tekrar ediyorum, bu isyanımı paylaşın ya. Yani rüzgara karşı yürümek benim için sorun değil. Akıntıya karşı kürek çekmek benim için sorun değil. Yeter ki içimde şunu bileyim. Ben Türk milleti için bir şey yapıyorum. Yaptığım şeyin işe yaraması yaramaması da önemli değil. Ben kendimi mücadele vermekle mükellef gören bir adam. Elimden geleni her zaman yapmak zorunda hisseden bir adam. Yapacağım, yapmaya devam edeceğim. Fakat ya bu kadarı artık çileden çıkarıyor insan. Hangi işi yanlış yapıyoruz da böyle bir muamele görüyor? Hangi
hangi yasayı ihlal ediyoruz da böyle bir muamele görüyoruz? Neyi? Ya arkadaş, bizi engelleyen memur eminim ki kelime darcıyla Tamga Türk'teki herhangi bir dosya haberi okuyamaz ya. Anlayamaz ya. Nasıl böyle bir etkisi olabiliyor bir memurun ya? Bir tuşa basarak nasıl bizi engelleyebiliyor? Tekrar ediyorum, kelimelerimizi anlayamaz ya, kullandığımız kelimeleri ya. Bu kadar anlamsız bir işle karşı karşıyayız. Şimdi ne yapacağız? Avukatımızla konuştuk, evet, bir dilekçe vereceğiz. Bunun geri dönmesi için. Kabul etmeyecekler. Belki cevap bile vermeyecekler. Dava açacağız. Belki yıllarca sürecek. Sonuç alamayacağız. Ya arkadaş, bu milletin mensubu değil miyiz biz ya? Ya bu Suriyelinin, Afgan'ın bile sitesi engelli değil ya orada ya. Niye bizimki engelli ya? Tekrar ediyorum abicim, tamam, bir sürü şeyi belki kanıksamamamız lazım ama kanıksadık. Yani dolaylı yoldan engellemeli. Yıpratmaları. Ama bu olmaz ya. Bir suç işlediyse kardeşim, alın bizi yargılayın. Kaçtığımız da yok. Hukukun en eski şeyidir ya, habeas corpus. Kaçmıyoruz. Buradayız. Yargılayın. Beni mahkemenin önüne çıkarın o zaman. Tamga Türk'ün tüzel kişiliğinin temsilcisi benim. Yargılayın. Varsa bir sorumluluğumuz, cezasını da çekin. Kafanıza göre engelliyorsunuz. Hele ki özellikle KYK battı. Yani o Tayyip'in sarayında zaten girilmesin Tamga Türk. Fakat ya öğrenci kardeşlerimiz de, lan ne zararımız olur bizim öğrencilere ya? Dersinde geri kalana ders çalıştırıyoruz. Parası olmayana harçlık gönderiyoruz elimizden geldiğince. Ne bileyim, bunalımda olanla dertleşiyoruz. Dertlenme. Evi olmayana ev bulmaya çalışıyoruz. İş olmayana iş bulmaya çalışıyoruz. Hanginizin bizim kadar faydası var lan Türk gençliğine? Hanginizin KYK'da yaşayan o çocuklara bizim kadar faydası var? Burada her gün bir genç kardeşimizle birlikte yemek yiyoruz ya. Çorba kaynatıyoruz. Yemek paylaşıyoruz. Hayat paylaşıyoruz. Dert paylaşıyoruz onlarla. Hiçbir şey yapamıyorsun. Sen nasıl engelleyebilirsin ya bunu kafana? Bugün maalesef başka konular da vardı ama çok doldum yani. Ulan her gün bir şey geliyor ya. Her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. İyi bir iş yapmaya çalışıyoruz. İnsanların beğenmemesi sebebiyle engellensek sorun yok. Yani yapıyoruz yayınımızı. Hiçbir yerde bir resmi engelleme yok. Ve insanlar bizi takip etmiyor. Gerçekten sorun yok. Bunu aşmaya çalışırım. Yeni yöntemler bulmaya çalışırım. İşte bir görüyorsunuz, uzun süredir takip ediyorsanız sürekli bir şeyler değiştiriyoruz. Belki bu doğrudur. Ama buna tahammülüm yok sevgili dostlar. Ben her şeyimi düzgün yaptım. Yanlış yaptıysam, diyelim ki ben bilmiyorsam, çağırsınlar beni, yargılasınlar. Ama artık emeğimizi geç, terimizi geç, kanımızı verdiğimiz bir şey ya Tamga Türk ya. Zoruma gidiyor ve sizin de zorunuza gidiyorsa lütfen artık bu isyanımı yayın. Sizden çok istirham ediyorum. Yarın inşallah görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.